Tabii hemen belirteyim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emniyet teşkilatı ile ilgili ithamlarına yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu diyerek Akşener'e tepkisini dile getirdi. Polis kardeşlerimiz gösterdikleri bu fedakarlığın karşısında neyle karşılaşıyorlar? Her gün daha da ağırlaşan çalışma koşullarıyla, siyasi baskılarla ve mobbingle karşılaşıyorlar. Kendilerini sürekli ezmeye çalışan kirli bir düzenle karşılaşıyorlar. Canımızı yakan intihar vakaları her geçen gün daha da artıyor. Peki bu vahim durum karşısında Bay Kriz ve Usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey. Meral Akşener'in grup toplantısındaki bu sözlerine Süleyman Soylu zehir zemberek sözlerle karşılık verdi. Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan emniyet teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini müstakbel başbakan atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seni en iyi biz biliriz dediği Akşener'e Zafiyet Tanım diye seslendi. Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan çok kıymetli devlet büyüğü, çok kıymetli kendi kendine atayan müstakbel başbakan. O kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim. Seni en iyi biz biliriz. Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasının son kısmındaysa polis teşkilatının Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olduğunu söyledi. Son 3 yıldır TÜİK araştırmasında, kamu hizmetlerinde, vatandaş memnuniyetinde birinci sıra asayiş hizmetleri. Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu. Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım.